Geldim geldim. Ne bu be, alacaklı gibi be. Kim bunlar böyle? Kimsiniz? Erkek tarafından geldi. Bir yavaş. Kıracaksınız kapıyı. Aman efendim. Buyurun. Kırmadığınıza dua edin. Ben alacaklı zannettim. Ne zahmet ettiniz be? Alacaklıyız zaten. Her gittiğimiz yerde baklavalar. Bunu bana mı yaptınız her bunu? Her gittiğiniz yerde yiyorsunuz. Size yapmadık. Niye geldiniz o zaman? Kızbaşlara geline. Nereye? Kızbaşlara getirdik bunu. Kızbaşlar ne? Gelinin arkadaşlarına. Gelin mi var burada? Evet. Bana getirmediniz mi bunu? En sevdiğim şeyler tavuk. Maalesef. Ne demek maalesef? Yiyemiyor muyuz biz bunlardan? Siz çok yiyorsunuz. Ne yapalım? Allah Allah. Zaten göbek her gittiğiniz yerde maşallah. Göbek yani almış başını gidiyor. Ne yapmış efendim? Her gittiğiniz yerde homili gıtlak, tatlılar, börekler görüyoruz. Göbek ne yapmış? Almış başını gidiyor. Oldu. Çok çekmeyi memnun oldum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler, iyi günler. Siz gelmiyorsunuz en azından. Göbek al. Nereye göbek? Hakikaten. Abi çekmeyin, içeri. Git. İçine çekmiyor mu? Gitmiş hakikaten. Buyurun bari. Hay Allah. İsim neydi sizin? Züleyha. Züleyha Hanım. Evet. Göbek almış başını gidiyor, işine çekmeyelim ha? Tabii. Oldu. Öyle ama. Oldu oldu. Buyurun. Çektiniz çektiniz. Buyurun beni. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Oğlan evine gelmiş anam, canlarım, ciğerlerim. Buyurun. Tatlılar bana mı? Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Kızlara mı? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldin. İyiyiz vallaha. Üzüntülüyüz ama yine de. Niye üzülüyorsunuz efendim? Kızı veriyoruz. Öyle mi? Siz Hindistan'dan, Bombay'den mi? Öyle. İsim Ravi Shankar. Eyvah. He? Yes. Nedir isim efendim? Bedriye. Bedriye Hanım efendim. Nesi oluyorsunuz siz bu? Amcasının kızıyım. Kimin, neyin? Damadın mı, kızın mı? Kızın. Bunlar böyle bunları getirmişler, bize vermiyorlar Bedriye Hanım. Valla onlar bana verir, vermez. Züleyha Hanım mıdır, nedir bu hanımefendi de göbeğini çekme diyor. Göbeği salmışım malmışım diye. Sana kar mı? Etti. Bana dedi. Şu manken gibi insana hakaret olur mu? Ne yakışıklı bak. Yok hiç de çekmemiş. Sen bizim gözlerimizin bakıyorsun. Birden kanı mı sındı? Kanı mı sındı size Bedriye Hanım efendiciğim? Teşekkür ederim benim. En sevdiğim ve... gelin amca kızı sizsiniz bugüne kadar tanıdım. Diğerleri kusura bakmasınlar artık. Niye getirdiler bunları? Alın götürün be. İhtiyacımız yok sizin tatlınıza, baklavanıza. Ne başlıyor? Sana tatlı kız veriyorum, güzel kızlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne istiyorlar? Bir de hediye istiyorlar, bahşiş. Kimden istiyorlar? Benden. Ben vermişim tatlı. Kim bunlar affedersiniz? Siz kim oluyorsunuz? Ne tarafısınız? Erkek tarafı. Kız alıyorsunuz, üstte bir de para mı alacaksınız? Biz de tosun gibi oğlan veriyoruz. Ne yapıyorsunuz? Tosun gibi oğlan veriyoruz. Tosun biraz büyük oluyor. Buzağı sizinki, buzağı gördüm. Saçları da böyle röflelemiş bir şeyler yapıyor. Buzağı kıkı var. Besledik biz onu, iyi besledik. Yok, besleyememişsiniz. Onlar, besledik. Yaklaşık 1.65'te falan tutmuşsunuz. Tamam işte. Olmaz öyle şey. Dalyan gibi kız veriyoruz size. Vahide'yi evet, veriyoruz değil Vahide. Mi? Vahide. Nesi yok, efendim? Bizim oğlumuzun nesi var? 3 sene peşinde koşmuş hanım. Evet. 3 sene. Öyle mi yaptınız? Peşinde koşmuş 3 sene. Ya? Bir de üstte para istiyorsun. Puh size. İyi ettin. Alın götürün baklavalarınızı. Tatlı söze ne gerek? Daha tatlı sözle söyleyebilirim. Söyle söyle. Pul 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 size hatta. Ne demek demiş? Bizim sözümüzden kızımız çıkmaz. Yarın saat 10 dedim mi kapıyı açarsınız. Hayır sevse de abisinin sözünden çıkmaz. Ne biçim erkek tarafısınız be? Bir tane affedersiniz tüylü. Tavuk. Tavuk. Bir tane de böyle ne idi belirsiz bir tane tatlı için düğünü mü bozacaksınız be? Pul 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 hatta. Yazıklar olsun. Yok, öyle bahşiş mahşiş yok öyle. Yani. Maalesef. Ya. Size yok yani o kadar şu çırpınmayın. Şu buttan bir parça verin ben işi aranızı düzeltirim. Tamam arka tarafa geçin. Sen bizim kızımızın açtığı tatlılar biliyor musun? Annem pastanecilik. Pastanelerden teklif geldi de gitmedi be ciğerim. Ne diyorsun ciğerim? Gerçekten. Ah ciğerim benim. Ah ihtiyar ailesinin kökü öyledir. Ya bakmayın öyle soy isimlerinin ihtiyar olduğuna. Tabii gencik ama. En ihtiyarı burada işte. O da olsun olsun 43. Doğru mu? Vallahi doğru söyledin. Vallahi. Evet. Öğrendin mi diyorsun? Yo 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 öyle salladık kafadan. Hadi bırakın tepsilerinizi de ne yapıyorsanız yapın. Bahşiş şimdi alalım da. Bahşiş mahşiş yok anam baba. Olmaz almadan olmaz. Neyi almadan? Kız tarafına bahşiş verdiği nerede görülmüş? Tabii ki yarın biz de vereceğiz. Neyi vereceksiniz? Yani yarın siz de alacaksınız. Vermişim. Biz bunlara 20 milyon verelim. Yarın da 200 milyonlarını alalım bunları. Alalım mı? Alalım. Dünkü işe dönmesin bak 50 milyonu kaçırdın. 50 milyon nereye kaçırdım?
20 milyonla beni atlattın. Damadı öyle cezaladın. Bak tepsiler ellerinde. Damadı sevdim ama ben. Bana şunu, baksana. Ebut'tan bir verelim sana. Kız gelen yerden tavuk esir gelmez. Gelin şunu verin bana. Size fıstık gibi kız veriyorum. Çikolata gibi. Badem gözlü. Dalyan gibi. Ama ne olur. Erkeklerin bir saçı var. Bir saniye. Tamam. Onunla bir gelir misiniz iki saniye? Şuraya kadar bir. Vallahi ilerliyor yani falan. Değil yemiş oraya gelir. Erkek tarafı, merkez tarafı diyeyim. Aşçı tarafı, ellerinize sağlık. Ay, kim yaptı bunu? 5 dakikada beni sattın ya sen de Şoray Bey. Biliyorum Bedri abla. Aa, hiç oldu mu tavuğu yediydi bu tavuğu? Yanlış anladın sen. Yok yok bir şey yapıyoruz kendi aramızda. Ben... Efendim. Tamam mı? Bunun tadına baktık. Ellerinize sağlık. Buyurun. Şunu oh. Ama perisi bende bozuyor mu? Bahşişi vermeden. Al siz ortadasınız. Alayım. Alamazsınız. Dur alayım. Hayır. Çok tatlı. O sadece Şoray Bey'e. Şoray Bey'e hem şimdi bahşişi verirsen veriyorsunuz mu? Bahşişimizi verirsen. Vallahi Bedriye abla kusura verir bakma. Mi? Yorgan gitti kavga bitti diyecektim ama. Verilir be ablam be. Verilir vallahi mi? Vallahi yemek istiyorsan verilir ve ye bence yani. Tatlı müthiş olmuş. Doktorluk olursan beni götürecek misin? Ayıp ettin. Başımın üstüne yerim var. Önce verin. Ay şuradan bir kere alayım. Önce ne verin. Olursunuz? Önce bakışınız. Ne acımasızsınız be? Bu kadar ne acımasızsınız? Olunmaz. İçi aktı kadıncağızım be. Bak şimdi yedi gelmiş mi diyorsun? Ama çok güzel. Ellerine sağlık, böyle de tatlı olmaz. Lakin, benden güzel yapmışlar. Kusura bakma. Neye belirttiniz? Yaptığınız beni baklava yiyemedim ama daha bunun üzerine el baklavası çok az yedim. Yani kim yaptı? Ellerine sağlık. Sağ ol. Yani siz mi yaptınız? Evet. Sen yaptın. Evet. Hadi canım. Yaptırmışındır ustanın birine. Hayır canım, ben kendim yaptım. Hadi ablacığım, al, verdin mi bahşişlerini? Buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar. Hadi görüşürüz, gel Bedriye abla. Gel Şoray Bey, gel. Şu butların birini sen al, birini ben al ben be. Ben but kısmını götürmüşüm. Götürmüş müsün? Ben de alayım mı? Mübarek kına gecesi, kına gecesi değil ziyafet gecesi be. Ne güzel adetler varmış Anadolu'da be. En çok sevdiğim de derirdin. Kına yapmış ellerine doyum olmaz dille. Gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine. Gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine. Babamın acı ekmeği şimdi bana bal oldu. Annemin acı sözleri şimdi bana gül oldu. Annemin acı sözleri şimdi bana gül oldu. Vahide Hanım, açma kızım elini. Hatta hediyeyi beğenmiyorsan gene açma. Hani illa bir çeyrek verdi, avucunu açtırdı, öyle bir şey diyor. Kanırt kanırtabildiğin kadar. Bir tane baklava getirdiler ayıptır söylemesi. Biraz da şey böyle tavuk. Onu bize 20 milyona verdiler biliyor musun? Aha diye bir şey. Güzeldi. Güzeldi. Şimdi ne yalan söyle. Açma güzeldi. Kızım açma. Açmasın dedi. Rezil ettiler. Arkandayız biz senin Vahide. Çok gördüler. Bir tatlıyı bize bahşiş karşılığı evet verdiniz. Ya illaki olacak o. Şöyle abi, bakalım yakabilecek misiniz kınasını? Tatlımız veriyoruz, buyurun. Yine vermediler. Gelin elini açmıyor. Gelin elini açmıyor. Gelin elini açmıyor. Açmıyormuş. O açar elini. Açmaz elini. Bir görelim bakalım ne oluyormuş. Açma kızım. Tam tahmin ettiğimiz gibi bir çeyrek. Doğru mu? Doğru mu gördük? Evet. Bakabilir aç miyim ben? Elini aç. Vallahi Vahideciğim karar senin yani. Sen bilirsin. Aç aç. O beni üzmez. Kına yakmış ellerine doyum olmaz dillerine. Gelin olmuş gidiyor.
olsun yavrum gurbet ellerine. Gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine. Neye bakıyorsunuz? Ağladım diye. Gelin ağladım evet. diye. Bakılır mı öyle? Bakılır. Evet. Çok uğraştık yani ağlasın diye. Ağlamadım. Ağlamış. Ağladı da ağlatmayın. Gözyaşları kız. Sindirdi. Kız. Ağladın mı sen? Yok. Ağladın ağladın. Yok. Ağladın ağladın. Annene mi üzüldün? Hı? Haliyle. Getirelim mi anneni yanına? Belki rahatlarsın görünce. Hı? İstemiyorum ya. İnsan anasını istemez mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Şimdi hareketlere geçelim. Anacığım. Anacığım kaçıncı çocuk? Altıncı. Altıncı. En küçük mü bu? En küçük, son beşik. Üzülüyor musun? Elbet, üzülmem olur mu? Evlat. Bir de sonuncu olunca daha mı başka oluyor, ne oluyor? Yok, hepsi de bir ben için. Hiç ayrısı yok, altı çocuğumun altısı da bir bana. Bak şimdi yarın gidecek ya vaide. Allah utandırmasın, Allah ay, yerine ay, yakıştırsın. Ay. Böyle davullu, zurnalı, telli duvaklı gitsin de. Bir şey söylemek ister misin annene? Ağlarım söylersem. Ne var canım, anacığım seni çok seviyorum deyince ağlar mı? Ben seni çok seviyorum anacığım. Bırakma beni, ben kocaya gitmek istemiyorum. Zaten biyolojik olarak benim... Damat olur mu? Olur da olmaz da. Genelde olmaz. İsteğe bağlı. Damat gelsin mi gelmesin mi? Ahali. Kız evi. Evet, evet. Gelsin mi damat? Gelsin gelsin. 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 Sen nereden çıktın damat? Kamuoyu... Yoğun istek üzerine kamuoyunun baskısına dayanamayan damadımız... Grand Tuvalet 2 dirhem 1 çekirdek... Ve bana göre acayip bir saç modeliyle geldi. Kayınvalidesinin yanına çömdü. Gel bak. Önüne değil. Otu kucağına yat. Oldu. Kucağıma da yatılmaz zaten. Düşmak önüne yapacağım ama. Şimdi koçum. Selahattin miydi senin adın? Evet. Selahattin'cim. Bu sol elinin altında omuz başı duran... Anne var ya. Evet. Vahide Hanım'ı 9 ay karnında taşımış. Evet. Bu yaşa getirmiş. Evet. Binbir eziyet çekmiş. Evet. Ondan sonra sen bu kıza musallat olmuşsun. Evet. Evet diyor ya. Evet diyor ya. Gönül bu abi. Nasıl gönül bu abi? Sevdik birbirimizi. Öyle mi? Evet. Siz bir düğünde görüşmüşsünüz galiba. Nişanlı. Kınada mıydı? Nişanlı. Nişandaydı. Nişanda görüşmüşsünüz. Sen görür görmez bir de evlenme teklif etmişsin galiba. Evet öyle oldu. Hatta kızın abisi ben olur vermeden olmaz demiş de. Evet. Sen bir de bir cesaret arayıp konuşmuş, ikna etmişsin yani çocuğu. Ya gönül laf dinlemiyor abi, ne yapacağız? Her bayağı bir emek harcamışsın evet. bu işe. Mutlu edebilecek misin kızım? Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle dersen. Şimdi senin adamları tıraş ettiğin usturan var ya. Evet. Bak koçum, biz buradan gidiyoruz ama yarın öbür gün bir şey duyduk. Ne bileyim, Vahide'ye bir yanlışın oldu. Üşenmez gelir, seni doğrarız dükkanı. Boynum kıllanınca o zaman. Ay koçum benim be. Öp annenin elini yavrum. Aslan damat şimdi. Oh. Oh. Allah'ım korusun. Anneciğim ya, kusura bakma da yani böyle çocuğa kız vermeyeceksin de kime vereceksin ya? Ya beyle çocuk veriyor ya. O nasıl? Bu değil, o değil. İkisi birbirine yakışmış. Doğru be. Ha, ikisi yakışmış. Ben birbirine. Yani gönlüm rahat olsun, kendini iyi hissedesin diye söyledim. İyiyim çok şükür elhamdülillah. Yoksa çocuğu sevdim ayrı. Ayrı, ayrı mesele. Sağ ol, abi, teşekkür ederim. Allah mesut bahtiyar eder inşallah. Allah razı olsun. Efendim bu çocuğun anası burada mı? Bu oğlanın anam burada. Anası burada mı? Anam gel. Anam gel diyor. Yalnız mı hissettin koçum kendini? Kız tarafının yanında. Buyur anası. Efendim iki dünür. Bakayım şöyle. Gözler mezler aynı anası. Allah hayırlı etsin inşallah. Sağ ol. Razı olsun. Gözün tuttu mu kaynanayı? Yani. Vallahi. Çok iyi. Anlaşabilecek misiniz? İnşallah, Allah'ın izniyle. Onların evinde mi oturacaksınız, evet. ayrı eve mi çıkıyorsunuz? Aynı. Aynı evde. Hı-hı. Başında bir kaynana olacak öyle mi? Bozarım ben bu işi!
Bugüne kadar haberimiz olmadı bizim bu işlerden. Yok abi, bozamazsın. Bozamazsın. Hı? Niye bozayım ki? O da bir evladımız. Beraber oturacaksınız tabii inşallah. Hayırlısı bakalım. İnşallah. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Amin. Vallahi validenin kınası böyle. Bakalım düğün, daha doğrusu validenin evden çıkması nasıl olacak? Onun için de az bir şey bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun. Yok, bu gece ağlamayacağım. Yarın ağlayacağım. İpek bürük bürünmüş, yar 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 yandım. Niksarım fidanları, şinanay yavrum, şina şinanay. Aşkından kibrit oldum. Karışacaksın gibi diyor. Ne diyor? Anne, önde karıştıracağım. Nereye? Nereye gitti bu adam ya? Şoray! Ne var? Ne? Şoray ne? Ne? Ne var? Ne yapıyorsun orada sen ya? Neyi ne yapıyorum? Ay, iş bekliyor burada ya. Hangi iş bekliyor orada? Teyzeler bakıyorlar bak burada. Bizi bekliyorlar. Teyzelerin baktığı maktığı yok. Yemek yapıyorlar. Bizi bekliyorlar. Neyi bekliyorlar bizi? Teyzeleri çekeceğiz ya. Kimsenin beklediği mekleği yok abicim. Herkes aldır aldır yemek yapıyor. Ne var? Ahırın üzerinde ne yapıyorsun sen orada? Benim hakkım yok mu ahırın üstüne çıkıp oturmaya? Yok mu damın üstünde pineklemeye benim İneklerin hakkım? İneklerin mekanı kardeş ora. Efendim? İneklerin mekanı ora, sığırların. Burası boğaların mekanı. Biz ne oluyoruz? Boğa mısın sen? Boğayım, var mı itirazın? Yok be. Sarı boğa diyorlar bize. Ne diyorlar? İngiltere'de bile Sally. New London'lı Sally ne dedi? Sarı Yellow. Boğa dedi. Tabii sarı boğa demedin mi bana? Sarı boğa. Namım olmuş İngiltere'lere yürümüş benim sarı boğa diye. Ben ahırın üstünde oturmayacağım da kim oturacak? Şoray. Ne var Şoray? Hadi işi bitirelim. Gel hadi. Ya ben ait olduğum yerdeyim ya. Boğaların olduğu ahırın tam üstünde. Acı keyif yapmış şurada ya. İnemezsin oradan. İyi bin bu işin sonu yok. Teyzem ne yapıyorsun? Nasılsın? Kaynananla bir yere kadar. Sonu yok bunun ya. Bizi bekliyor ama gitmemiz lazım. Hadi ışık geliyor. Tamam, bir iki dakika konuşuruz canım yani. Şurada. Eyüpçiğim pantolon sanıyorum. Gitti mi? Sanıyorum gitti, evet. Hatta dikkat edersen kalkamıyorum da yani. Pantolon, canım Amos'tan görmeyeceksin. Tamam hadi bakalım. Pantolon sizlere ömür. Yettim. Evet, seneye görüşürüz hasat mevsiminde. Ben buraya ekilmiş taze soğanlarla beraber sulanır, yeterince gübrelenirsem bir süre sonra dal budak salacağım burada. Kaldım. Teyzeciğim bir el at da kurtar beni be, kaldım burada. Gel traktör teyzem benim, gel. Gülecek bir şey yok ama kaldım böyle. Dikkat edin, batmayın buraya. Annem sakin ya, bataklığa dikkat et. Yolda kalan arabaları traktör, tarlada çakılı kalan sunucuları traktör teyzem kurtarır. Birinci vitese takıp çekeceksin annem. Çok şükür. İyi misin? Çok şükür de iyiyim. Sana bir röportaj borcum oldu. Yaşadığım sürece bu borcu unutmayacağım. İsminizi alabilir miyim sevgili kurtarıcım? Fatma Türkmen. Fatma Hanım. Maşallah evet. Ağızda diş yok ama kollar kuvvetli. Nerede evet. Döktük efendim o dişleri? Nerede? Çalışarak döktük. Çalışarak. Ne yaptı? Fındık mı kırıyorsun dişlerinle? İşini fındık da kırdık, ceviz de kırdık. Çok da çalıştık. Dişlerinle ceviz kırarsan... Evet. Olur sana. Ya. Dökülür. Kolay gelsin efendim. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. Bu ne ağırlık, bu ne böyle bak. Seni gel yediğin ağırladık yavrum. Niye bak tabii. Hangisini canın isterse. Kınalı ellerinizi öperim. Çok yaşa yavrum, ömrün uzun olsun. Siz yaşayın, sizin ömrünüz uzun olsun inşallah. Senin de olsun yavrum, teşekkür ederim. Haliniz, keyfiniz yerinizde mi efendim? Yerimizde yavrum, seni gördük efendim. Neler yapıyorsun? Dolmamızı yaptık yavrum, keşkeğimizi yaptık. Sündüğümüzü yaptık yavrum. Of. Hangisini canın isterse ondan koyayım yavrum ben sana. Fazla bir şey yemeyeceğim. Fazla bir şey yemeyeceğim. Hepsinden birer porsiyon. Ye yavrum. Hangisini canın isterse ondan doldur. Yiyeceğim anacığım. Ye yavrum. Yiyeceğim anacığım. Helal olsun yavrum. Can. Canın da sana. Boğazdan. Ah nasıl laf o. Nasıl laf o. Ay benim nasıl yavrum. Nasıl laf o. Ay benim yavrum. Ay benim yavrum. Yalnız bahşiş almadan şu kapaklarını kaldırttırıyorsunuz olmuyor.
Normalde ya düğün mi? Yemeği mi bu? Düğün yemeği evet. Geçmiş olsun, ben hatırlattıktan sonra bahşiş istemişsiniz. Ne fayda? Sağ ol. Sen sağ ol. Sen geldin bizi güvendirdin mi? Evet. Bu şey buramızda yerin var. Ne bahşişi? Bahşiş de sensin. Hepsi de sensin yavrum. Ha. Lan ne bahşişini bahsediyorsun? Ya bırakın beni! Ağlama! Kız seni bozamam sana be! Senin gibi benim de bir oğlum var, gel! Ağlama! Baş işte sensin dedi, başımın üstünde yerin varsın dedi! He yavrum, var yavrum! Ben ağlamayayım de... Yok yavrum ağlama, hiç ağlama! Sen ben yumuşak bir yer bulamam! Evet, traktör teyzemizden sonra otomotiv turumuz devam ediyor. Burada da airbag teyzemiz var. Teyzemizi alıyorsunuz, ön koltuğa oturt, Allah muhafaza bir kaza anında airbag sizi kurtarıyor ama kendisine ne olur inşallah öyle kötü bir hadise yaşamayız. Nasılsınız efendim? İyiyim yavrum. Siz yapıcı mısınız, yiyici misiniz? Yardımcıyım. Neyi yardımcı? Pişirenlere yardım edeyim burada. Bence pişirenler şöyle olmuş, siz başladığınızda bu işlere sanıyorum 48-49 kiloyken isim neydi efendim sizin? Emine. Emine Hanım. Emine bir tadına bak olmuş mu? Emine şunun suyuna bir bak olmuş mu? Emine bunun tuzu olmuş mu derken 49 kiloluk Emine teyzemiz olmuş size 80 okka var mı? 110. Buyur. 110. 110. Sosyal cesaretinizden dolayı da sizi kutlamama lütfen müsaade edin. Hanımlar bir yaşlarını, iki kilolarını saklarlar ama ben de saklamayayım. Sabah kadar sakla annem. Ben diye, hadi 90 olsun yani. Olsun yavrum. Sen ne dersin onu? Bunun altında ne var anneciğim? Of. Keşke yavrum. Of. Şunu da üzerine yapayım. Bu nedir efendim? O da üstüne. Tereyağı mı? Hı hı. Serp verelim be Emine annem be. Sizin isminizi de öğrenebilir miyiz efendim? Benim ismim Meliha Erer. Meliha Hanım efendim. Ha, evet, evet. Çok memnun oldum sizinle tanıştığımda. Ben de sen memnun oldum. Ben her konuda hep seni kaçırayım, televizyonlarda boyuna izleyeyim. Boyuna izleyeyim, küçülme büyüğüm. Yok, iki el de oradan maşallah. Yok, yok, bir yandan Halil Mutlu, öbür yandan... Korkma sen, korkma hadi. Halter milli takımının arasında kalmış. Yok, korkma bir kilo sen. Gibi kaldım ben. Peki bu kazan niye boşu boşuna kalmıyor? Bu kazandan bulaşık gelen misafirlere yemek veriyik, onun bulaşıklarını yıkayık kaynar suyla. Sizin dilinizi seviyik. Ne güzel konuşuyor. Çok güzel konuşuyorum. Erbağ lehçesi böyle oluyuk. Oluyuruk. 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 Hafif Adana'yı da andırıyor ama. Evet. Oluyuruk, gidiyoruz. Oluyuruk, gidiyoruz, geliyoruz. Her dilden oynarız. Yalnız o işte bende. Aman, aman. O kadar korkma canım, ne var ki? Aslında ben diyorum ki... Hazır kaynayan kazan bulmuşken böyle boş boş kaynamasa. Onun üstüne ilave yaparız, korkma. İlave basit. Basit. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazanı atmalı, yandım gelin dedikçe altın odunu dürtmeli. Bal damlıyor ağzına, içimin yağı eridi. Erisin diyeyim ben de zaten. Var mı bir kaynana buralarda? Ben de kaynanayım. Ya! Ha. Peki gelin seni bu kazanın içerisine attı. O da kaderimize. Ben gelinin attırmam kendimi. Öyle mi? Çok bir şeyim ben. Çok. Hemen bir bekleyelim de. Cabbar. Çok. Yiğit dediğimden. Yiğit dediğimden de. El zaten sürekli belde. Evet, evet. He, oldum sizi orası. Böyle gören gelinizler yanınıza sokulamaz yani. Çok seviler beni. Seviler. Seviler. Korkudan mı seviler? O da artık kaderimize. Az buçuk. Oğullarımdan seviler. Öyle mi? Oğullarımdan seviler. Nasıl yani oğullarınızdan nasıl? Oğullarımı seviler, ben de seviler. Oğlanları sevmeseler size ben de sevmez, vermezler. Gelinleri siz mi buldunuz? Oğullarım buldu. Ben de aldım onların şeyine. Hafif bir hasetlik olmadı mı? Yok. Az bir şey. Az bir şey olmuştur. Olmuştur, almıştır, olmuştur, olmuştur. Olur o kadar. Eve ilk geldiğinde diye bir baktınız. Yok, oğullarım hatırına bakmam. Oğlunuzun hatırı olmasa bir kaşık suda boğarsın. Boğarım belki de. Değil mi be? He. Şimdi torunlarım oldu, çok seveyim. Ne diyorsun? He, çok seveyim. Halbuki yapacaksın bir gelin haşlama. Yapacaksın bir gelin haşlaması yaparım artık. Gelin buğulama. He. Gelin külbastısı. Külbastısı, ne rast gelirse. Değil mi? Benim elimden kaçmaz. Lami lami doğrayacaksın. Doğrarım, evet. Alacaksın o zaten, yaprak sarmasının içerisine. Haşlayıp haşlayıp. Onu zaten eli etmesen, onu eli etmesen el kızı herkes yüz bulur. Ya, gelinler. Ya. Tabii. Nasıl davranacağız gelinler? Nasıl davranacağız? Evet. Geline çok ciddi davranacaksın. Ya. He. Bir örnek ben görebilir miyim? Bir örnek görürüm. Görelim hadi. Aha böyle buna bir aha böyle. Ha. Zaten gelin kaldı. He.
Ama yani gelinin ebadı böyle olursa biraz ama tırsmaz mısınız? Yok. Hiç ben... Böyle bir gelin geldim. Hayır, olsun, yok. Bana hiç değmez. Ben i̇ster 2 metre olsun, ister 200 kilo olsun. 500 kilo olsa yine korkmam. Her türlü gelinle başa çıkarsın. Çıkarım ben. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Abi, sana da. Başka mani var mı sen? Başka mani mi? Her şey var. Söyle. Açık söyle. Ha. Açık söyle. Söyle açık hadi. Söylemem. Ben seni, görmeye geldim. Ben seni çok sevdim. Her televizyon boynumu eğme canım o kadar. Koncağızdan eğeli miymiş o neymiş o? Alüminyum musun, laylon musun? Yok bir laylon. Hemen abi ilettin lan hemen çok uygun neymiş o? Alüminyum ne kelime? Şöyle dik duracaksın dik. Açık ha. Ha şöylecik bir dik duracaksın. Durayım. Çift olarak. Ne hemen bir ilettin o kadar hemen cücük gibi eğeliyorum. Sen neymiş? Bana cücük deme. Ne diyeyim? Her şeyde ama cücük deme. Ne yatırsan gelin gibi çil çil horazım. Horazım da horazım, çil çil horazım. Gelinlere mi yapıştırıyorsun bunları? Gelinleri döveceğim de o dünyada yeri yoğmuş. Gelini döven kaynananın onun için doğru. Ahiret korkusundan döveceğim. Onda yoksa döveceğim de ondan doğru. Ne diyorsun sen? Tabii. Bakmazlar ama yaşlandığın zaman. Oğullarım bakıdır. Benim oğullarım çok bakıdır. O kadar güveniyorsun oğullarıma. O kadar da güveneyim oğullarıma. Peki oğlanlardan bir tanesi varsayalım kadın sözünü dinledi ve dedi ki ben senin lafınla ana karımla aramı bozamam. Hiç diyemezler. Niye? Hiç demezler. Yapıştırır ben mısın ağzının ortasına? 60 yaşındayım ben 60 yaşındayım. Omuzumu eğer mi omuzumu çıktı şöyle dur. Buraya erbağa bura. Tokat erbağa. Yapıştır annem. He. Yaz dağları o neden Ferhat'ın gürzü Allah. Kıymayayım sana vurum yoksa. Yarın daha ağır gücü isterim. Daha yarın daha ağır gücü istersin. Annem. He. Osmanlı İmparatorluğu'na şehzade yetiştirmiyoruz. Röportaj yapıyoruz. Yap da doğru yap. Şöyle hemen belirttim hemen ne böyle burkalanayım. Burkalanıyoruz ama elin de ağır be annem be. Yok canım az hafif yapayım. Çok hüttetmeyeyim. İşte ben o yumruğu öyle gelinlere vurduğum zaman böyle çokurdurum aşağı. He. Of. Çok ağrıdı. Kaynananız size yaptı mı efendim? Ben kaynana görmedim. Ya onlar rahatsız. Onlar rahatsız. Onlar da semirmişim böyle kaynanasız. Kaç tane kız var? 3 kız 4 oğlan. Allah bağışlasın. Bir de askerim var şimdi senin gibi. Allah hayırlı tezkiyeler versin. Amin cümlesine. Damat var mı damat? Var damadım da var. 3 de damadım var. Bir de isminizi bağışlayın. Meliha. Meliha. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Meliha Hanım'ın damatlarına sen güç kuvvet dayanmaz sabır ihsan eyle yarabbi. Amin de benim damatlarım. Evollarımdan fazla severler beni. Öyle mi? He. Affeder sıkıysa sevmesin. Yok öyle yok. Sıkar biraz. Ben yerine göre. Ecik böyle dilli tutarsalar iyi. Dilli tutmazlarsa hemen yetiştiririm. Allah öyle yok. Allah muhafaza kızınızı bir üzdü damat. Olacak şey değil de. Olur. Olacak şey değil. Güzel, erkek üzer. Öyle mi? Öyle yok erkek üzer. Suçunu bulduğu zaman ezer bile. Ne diyorsun? He öyle yok. Damatlarıma ben derim. Kızlarım suçunu bulunca vur kafasına diyeyim. Kafasına bir de. Ciddi olarak. Katil! Erkek katilsin sen! Erkek karıya dişini göstermez. Ne yapar? Erkek ciddi olacak. Öyle mi sanayım? Ne taraftan yardımcı arayayım? Bundan sonra ben böyle konuşacağım. Dişimi göstermeyeceğim. Yok, dişimi göstermeyeceğim. Erkek dediğin diş göstermez. Evet, göstermez. Onun için Anadolu'daki abi. Ben de diyorum niye böyle böyle konuşuyorum? Nasıl yapacağız? Hem diş gösterme, hem ağzını eğme, hem dik dur. Karol diş öyle ciddi olacaksın. Öyle mi? Eğil olacak. Nasıl duracağız? Hangisi, tarif et. Hangi yemekten istiyorsan buyur. Hangisini yiyorsan. Yok önce bir adamlığı bir becerelim önce. Adamlığı mı? Biraz ses şey olacak değil yerine mi? Göre. Heh. Yerine göre. Heh. İnsana insan görüneceksin. Kötüye kötü görüneceksin. Nasılsın anneciğim? Heh. O da gelinin kaynanası. Hangi gelinin kaynanası? Şimdiki düğün. Düğün bunun. Düğün olan bunun. Bizim Sebahattin'in annesi. Selahattin. Bir kere de anne. Bak annem, Selahattin beni ne hale çevirdi. Niye? Görüyor musun? Kukuma kuşu gibi model yaptı bana. Gel abi dedi, dükkanda dedi sana şekil yapacağım dedi. Yaptığı şekli görüyor musun çok oğlum? Çok güzel olmuş. Vallahi. Vallahi. Beğendin mi? Bu erbağda bir tane bel ver. Vallahi bir koy ver. Birinci. Sen bu modeli beğendin mi? Beğendim. Bu sabah kalkıp duş almayı unutan kanarya modeli. Çok sesi. O çok güzel yapar. Düğün yemekleri mi yapıyorsunuz efendim siz şimdi? Bunun içinde ne var? Et var. Bahşişsiz açtırtıyorsun şunları ya.
şey derken de biraz böyle derken de biraz şöyle şey dursa böyle şey olduğu zaman pek hoşuma gitmiyor. Oynak gibi mi? Oynak gibi böyle hareketler oynak yapıyor. Gerçekçi olsun yani. Ben şimdi bazı televizyonda çok seviyorum izleyip bazı yerlerde böyle çok şeylik yapıyor, oynaklık yapıyor. Ondan da sevmemez vereyim. Yine de geldim. Tamam, daha ciddi olacağım. He. Müzisyenlere haber verin, çalsınlar. Bakalım beğenecek misin son halimi? Yeni imajım. Ciddi oynayacağız. He. Öyle böyle böyle yok ben, artık. Ben oynamam. Yok, sen oynama. Böyle böyle yok. Yok tamam. Şöyle güzel öyle öyle oynama. Tamam, sen tarif et, öğret canım. Öğrenen çocuklar tamam. Gibi öyle böyle böyle yapıyor. İyi oluyor mu? Böyle, böyle de yaptığın zaman sanki böyle horuzları gibi. Normal adam gibi oyna. Nasıl adam gibi oyna? Öyle ne gelmiyor canım? Beğendiremiyorum ki ben de sana. Kasılma, kasılma. Kasılmayayım. Kasılma, koy ver kendimi. Koy vereyim kendimi. Koy ver kendimi, salla. Yüzün mü ciddi olsun? Ciddi. Karar ver, bir ciddi ol diyorum, bir güleç ol diyorum. Oynarken kendini bir şey yapma, kasma, kasma. Yani. He, kasma, he. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. E ben zaten böyle yapıyordum. Hemen bakalım düğünde bizi neler bekliyor. Sen ne sallanıyorsun? Sana ne oluyor? Efendim, ne? Ne? Çeyiz göreceğim, bırakın beni. Çeyiz göreceğim. Göremezsin. Ne demek göremezsin? Kapıyı kırp, suratıma çarpıp durma. Kapı, iki tane kapı var zaten. Yok, bir aha bu kapı, öbürü de kapı gibi dikilmişsin zaten. Yok, göremezsin. Ne demek göremem? Göreceğim. Yok, göremeyeceğim. Göreceğim. Göremeyeceğim. Çeyizi göreceğim. Tamam. Göremeyeceğim. Göreceğim kapıyı. Göremeyeceğim. Çekileceğim. Önce birinci kapıyı açacağız. İki tane kapı be, annem be, dikilmişin kapı gibi be. Adın ne? Fadime. Fadime Hanım, nesi oluyorsunuz siz bu çeyizin? Akrabası oluyor. Çeyiz akrabası. Evet. Bu senin halanın kızın mı mesela şu kadın? Görümüm. Bu mu, bu mu görümcen? Görümüm evi bu. Görümümün evi. Evet. Şu ne oluyor? Halanın kızı mı oluyor? He. He. He, evet. Tövbe estağfurullah. Evet. Bir bakalım şu çeyize. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz valla. İsim? Muhalla. Muhalla Hanım. Evet. Gelin Hanım kim oluyor? Gelin Hanım orada. Huhu. Huhu, ben zaten ne soruyorum ki işte direkt burada yazıyor. Ahamda yazıyor. İşte. Aç aç, kapatma. Aç. Kim bari? Aç bari. Atavanı şöyle. Ahamda gelin. Çeyiz odasına girdiniz. Gelin kimdir? En çok takı kimde varsa odur. Ne zamandan beri bunlar? Nişandan beri mi? Nişandan beri. Ne taktılar? Altın. Altın da ne yani? Yüzük, saatimiz. İsim neydi sizin efendim? Vahide. Vahide hanımefendi. Evet. Vahide hanım sizin neniz oluyor? Yengem. Nasıl yani? Abinizin? Abim, eşi. Buradan beraber mi oturuyorsunuz? Yok, İstanbul'da. Düğün. Düğün için. Ha yani. Evet. Düğün için buradalar. Of 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 of. Of ki of. Bu bir tokat adeti midir efendim? Evet. Yani daha önce çekim yaptığımız, yani hoş görsünler de yani çok çeyiz gördük ama böyle çeyiz. Ha böyle çeyiz görmedik. Az sonra maz sonra falan filan da değil. Hemen şimdi. Ne kadar sürdü bu? Kaç günde serdiniz çeyizi? Kaç günde? Cumartesi günü başladık. Demirleri falan 3 günde. Demirler. Demirlerimiz de ahşap var. Ahşap konstrüksiyon mu yaptınız? Evet. Radye temel mi? Nasıl yani? İnşaat değil ki bu. Var ya şimdi demirler olduğu için. Ne demiri? Nerede demir? Şu işlerde demirlerimiz var bizim. Bak. Şu altlarda mesela belli olur demirlerimiz. Yaş kaç Vahide Ayvalı? 21. 21 yaşa bu kadar bir şey sığdırdın mı sen? Sığdırdık. Valide mi yaptı sen? Şöyle benim de emeğim var. Annemin de, ablalarım da. Kaç abla var? 2 ablam var. Az be Vahideciğim be, sen, annen, 2 ablan toplam 4. Yengen yardım etmedi mi? Muhalle Hanım yardım etmedi sana. Etti sağ olsun. Ne ördü Muhalle Hanım? Ne ördü? Ne ördü? Bak şuradaki şeyi. Heh, görelim. Buyurun. Bitirin takımı. Muhalle Hanım bunları siz mi ördünüz? Evet. Vallaha. Şimdi Elçin benim hanım bunları görünce diyecek ki Muhalle Hanım'a yapış.
bize de bir tane bundan yapsın diyecek yani. Olur derim ben de. Ne, kaç gününüzü alıyor bu? O kaç günümüzü alıyor? Valla çocuklar ağlamazsa... Kaç çocuk var? İki tane çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. Amin. Çocuklar ağlamazsa iki haftada bitebilir yani. Şu? Evet. Hızlısınız vallahi. Yani. Açsak mı bir iş yeri mi açsak acaba? Olabilir. Neden bunu olmasın? Değil mi? Tabii. Ne iş yapıyor beyiniz? Kameraman oluyor. Aa! Aa! Bıraksın canım, ne kadar daha kameramanlık yapacak ki? Kaç yaşındaydı? 34. 34 şurada yapacağı bunun 6 sene falan yapacak. Ondan sonra ben diyorum ki bir tane tığ işte bu iplikleri öğretin. Belki sizden daha hızlı olur yani yapar ben. Bu arkadaştı değil mi? Evet. Canım sen ne titriyorsun amma, kalp atışın buraya geliyor. Heyecan mı yaptın canım? Hayır yok, gayet rahatım ya. He? Problem yok, gayet rahatım. Bilmem. Yok yok, iyi. İnsan hani. Heyecan mı, heyecan yok. Adı ne kameraman eşinizin? Eyüp Ensar. Eyüp Ensar mı? Evet. Canımız ciğerimiz o bizim Muhalle Hanım. Çeyizde neler olur efendim? Çeyizde yatak örtüsü olur. Şu karyol mu? Örtüsü evet. Bu satın karyol alınma ama değil mi? Satın alınma, bu hazır. Bunlar mı yatak örtüleri? Bunlar yatak örtüleri. Bunlar misafir odası takımı. Misafir odası takımı nasıl takım, yani? Misafir yani, geldi. Ne işe yarıyor bunlar misafir odasında? Geldim. Seriyorsun işte. Nereye seriyorsun? Gümüşlük, masası. Bunlar nedir? Yazmalarımız onlar. Onları da bir soralım. Kimlere verilir, kimlere verilmez? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl size oluyorsunuz Vahide Hanım'ın? Damadın amcasının kızıyım ben. Yani erkek tarafı oldunuz. Erkek tarafıyım evet. Onun için de hafif şişim şişim durumları var. Yani evet. 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 Bu yazmalar kimlere verilir? Onlar görümceye, kayınvalideye, eşe, dosta, akrabaya hediye olarak dağıtılır. Kalanı da gelinin çeyizindedir. Yani kendi kullanır. Şu düğün konvoyunda verilen şeyler... Evet evet, onlara bağlanır. Yaz arabalara bunlar bağlanır. Tabii arabalara bağlanır. Öyle mi? Evet. Onlara oyasız bağlanıyor. Buyurun efendim. Oyasız bağlanıyor arabalara. Ya biz oyalı alırız gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Onun için zaten ben. Siz yani erkek tarafı mı evet sizde? Belli belli. Öyle ayrı mı düştünüz acaba? Kız tarafı orada, erkek tarafı burada. Yok yok. Biz de tam ortada duralım mı bari hani? Hafif bir denge unsuru olsun. Şu pembe çok güzelmiş mesela. Eşinize vay da. Buyurun. Eşinize getirin. Ben nasıl alayım eşimi götüreyim? Hoca iki biz burada, dört kişi. Yani. Dört kişi. Tabii canım onları da yani. Mümkün değil. Tek başıma almam mümkün değil ama... Hazır burada arkadaşlarım yokken, tabii hazır burada arkadaşlarım yokken ben bunu, yo. Ben bunu böyle yokmuş gibi. Aha, gördünüz mü? Unutmuşlar hatta takmayı oraya da. Vay de, burayı niye boş bıraktınız be yavrum ben? Düğünde görüşürüz vay de. Valla ellerine sağlık, kim emek harcadıysa çok güzel olmuş. Ben çıkıyorum tokat kebabı yemeye. Ben de geliyorum. Al detayları gel kardeşim. Erbağ sokaklarında yürüyoruz. Yürüyoruz da tak tak bu bir şey. At nalı yere vurma sesi. Sanki araba mı? Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biraz otostop çeker gibi yaptık ama kusura bakma. Kusura yok. Nereye gidiyorsunuz böyle? Aa, böyle gelin sandığı getiririz. Gelin sandığı mı? Gelin sandığı. Ana. Gelin sandığı mı bu? Gelin sandığı. Vallahi. At arabasıyla. At arabasıyla. Düğün evi burası mı? Düğün evi burası. Kalabalıktan belli zaten burası ya. Burası olacak düğün evi. Hadi hayırlısı bakalım. Buyur anne. Geldik düğün evi gördük, Konya'ya geldik kız evine yavrum. Nasıl, iyi mi? İyiyim. He. Hayır, mani mi iyi, bana mı diyorsun iyi mi diye? He, iyi mi diyeyim buraya. Buraya geldiğimde olmadı mı şimdi? İyi oldu da bir şey senin güzel. Senin geldiğini de iyi ettik. İyi ettik de. Bura Konya değildi annem be. Gezdik dünyayı gördük, Konya'yı diyeyim buraya biliyor musun? İşte şimdi gezdik dünyayı gördük Erbağ'ı. Erbağ'ı gördük. Erbağ'ı gördük. Konya'yla karıştırmayalım Erbağ'ı. Karıştırmayalım hadi öyle. Sen Erbağ'ı gördük. Zeynep Koklu yavrum. Zeynep annesi. Söyle yavrum. Siz bu düğünde neci oluyorsunuz efendim? Bu düğünde necim oluyorum biliyor musun? Ben bu evin dümür sahibi olmuş oluyorum. Dümür sahibi mi? He. Dümürümün oluyor düğün şimdi. Dümürümün. Salim benim dümürüm oluyor ha. Dünürünün nesi evleniyor?
Cumhur'un oğlu evleniyor. Ha sen de yardım ediyorsun. He ben de yardım edeyim yavrum. Bu sandıkta ne var? Bu sandıkta her şey var yavrum. Araba var mı? Araba da vardı. Her şey var yavrum. Niye olmasın? Her şeyi koru bu sandığın içine. Seni bile koru bu sandığın içine. Gördün mü bunu? Hoş geldin Erbağımıza. Şöyle. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beni de mi koyacaksın sandığın içine? He seni de korum yavrum. Niye koymuyormuşsun? Ben ne yapacağım peki yani? Hanımına götüreceğim. Sandığın içinde beni. Yok sandığı da beraber gönderirsin. Valla güzel numara yani. He. Sandığın içerisinde teyzem beni koyacak. Bizim hanıma götüreceğiz. Çeyiz sandığından açacak hanım ben çıkacağım be diye. Size de geldi mi efendim bu sandıktan? Geldi yavrum niye gelmesin? Bu Erbağ'ın adeti böyle midir? Adeti böyle yavrum. Erkek tarafı kız tarafına sandık gönderiyor. Evet gönderirik yavrum niye göndermeyek ki? Göndereceksin tabi annem şan olsun yani. Her şey olur her şey. Siz ne zaman evlendiniz annesi? Ben gideli 42 sene oluyor yavrum. Maşallah. Neler çıktı sandıktan? Sandıktan her şey çıkıyordu. Eskiden böyle bir şey yoktu yavrum modamız yoktu. Bir sandık geliyordu işte buydu. Şimdi hemen her şey var bak. Buzdolabı alınıyor, çamaşır makinesi alınıyor, komodası alınıyor. Alınıyor yavrum, onlar hep alınıyor. Yatak odasına var, nadir siz alınıyor. Mi doldurdunuz sandığı? Sandığı biz doldurduk şimdi yavrum. İki başın asığı biz olduğundan biz dolduracak şimdi. Başka bir şeyler de var buralarda. Burada şimdi yiyecekleri var yavrum. Bu kız tarafına yiyecek getiriyor. Öteberi koyuyor. Burada şimdi misafirleri ağırlayacaklar biliyor musun? Oğlan tarafına getiriyorsunuz. Ama tarafına. Kız tarafına getiriyorsunuz. Yani. Kız tarafına getiriyor. Kız tarafı bir şey getirir mi size gönderir? Kız tarafı niye getirsin? O da başka zaman getirir. Akşamdan, pazar günü akşamdan tepsiye koyarlar getirirler. Nasıl? Adetimiz budur adetimiz yani. Adetimiz bu yavrum. At arabasıyla mı gelecek? Yok at arabasıyla değil. Tepsiyi alıyor koltuğuna geliyor. Yok yok bu sandık at arabasıyla mı geliyor? He sandık at arabasıyla geliyor. Kamyonla mamyonla iyi olmuyor yani. He iyi olmuyor. Şimdi bu moda şimdi. Sen buraya misafir geldin sana moda yaptık bunu. Nasıl? Ha bu da benim adamım. Bir söylet bakayım. Bak ne söylüyorsan. Ha şiir söyleyecek sana orada. Kim efendim adamınız? Ha Bekir Koklu yavrum adamım. Adamınız mı? He. Bu ne adaletsizlik? Adam yaya yürüyor böyle sen arabanın üzerinde. Adamı taksiyle getirdim yavrum ben. Öyle mi? He. Kıyamıyorsun adama yani. Yok kıyamıyorum yavrum. Niye at arabasıyla gel sen taksiye kurul. Ben taksiye niye kurulayım? Kurulsun ha taksiye. O bu kadar hasta. Seviyorsun adamı yani. Ana. Canım ciğerim yavrum o benim. Canım ciğerim o benim yavrum. Canı ciğeri buyurun bir canının ciğerinin yanına bir buyurunuz bakalım. Şöyle gelin de. Tanıştırayım efendim. Bekir Bey miydi? Evet Bekir Bey. Bekir Bey ve Zeynep Hanım. Evet. 42 senelik evliler. Evlilik. Canım evet. Ciğerim diyor sizin için. İyi söyle bizim seviyoruz birbirimizi de ondan. Hala? Hala seviyoruz. İlk günkü gibi? Tabii aynı devam ediyor. Hani evlilik aşkı öldürür diye bir şey var? Yok, safsata yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İlk günkünden daha çok mu seviyorsunuz? Şimdi daha iyi seviyorum. Şimdi yaş gettikçe daha seviyorum. Nerede tanıştınız siz annem? Nasıl oldu? Nerede mi tanıştık yavrum? Ben Erbağ'da duruyorum, bu Eyyaba'da duruyor. Bu mezarlıktan geliyorsunuz. Zor Erbağ'a geldik. Hani biz orada tütün diktik bir sene. Bu da beni gördü işte. Ben seni alacağım dedi. Ben de varırım dedi. Tütün tarlasında? He, tütün tarlasında yavrum. Canım yani her sene alacağım diyene varılmaz herhalde. Sen de beğendin adamı yani. Beğendim. O zaman iyiydi, delivanlıydı yavrum. Ne yapayım? Gözüm bunu tuttu. Canım şimdi nesi var adamın? Şimdi de iyiyim ben. İyi canım, dinç bak. Tamam. Vallahi maşallah var Bekir aslan abi. Aslan gibi delikanlıyım ben ya. Öyle valla. Kim tamam. Dersene 60 yaşında diye. Yok canım. 60. Kim mani söylüyor? Dayıma diye bak şimdi mani söyledim. Sen mani mi söylüyorsun Bekir dayı? Ben her şeyi biliyorum abi. Bir buyur bir mani alalım. Ne manisi alalım? Sandıkla ilgili olur. Doğru hesap. Bir çiftlik sahibi Kasım'da tuttuğu çobana 100 koyun teslim eder. Yaz gelince kendisini çağırır ona koyunların ne olduğunu sorar. Çoban parmaklarıyla birer birer sayarak hesap verir. Yağmur yağdı, gök çatladı, 72'sini ödü patladı. Önden gitti 5 toklu, arkasından baş toklu. Onunu verdim kasaba, onunu katma hesaba. Kurt kaptı birisini, birisinin getirdim derisini. Bundan fena halde öykelenen çiftlik sahibi kendisini tutamaz. Yandaki yoğurt çanağını kaptığı gibi çobanın suratına atar. Oh. Yüzü gözü bembeyaz olan çoban da gördün mü hesabını doğru vereni işte böyle yüzü ak çıkar der. Müdür beyin bu türkü yeni çıktı bu türkü. Müdür bey emir vermiş söylenecek bu türkü. Yanmadan güzelim yanıyorum ben de. Sallada mendili geliyorum ben. Bir güzelin yoluna da veremden oldum ölüyorum ben. Aşma grandan aşma ben seni tanıyorum. Her grandan aşanı ben seni sanıyorum da yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de. Sallada mendili geliyorum ben.
Bir güzelin yumuna da veremden oldum ölüyorum ben. Beyaz giyme üşürsün, güzellikte menşursun. Bu güzellik sendeyken çok insan öldürürsün de yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de. Mendini salla geliyorum ben. Bir güzelin yoluna da veremden oldum ölüyorum ben. Köyüm, ben burada doğdum, burada yaşarım. Köyümün ne sağlam havası vardır. Kırlarında ot var şen kuzularım. Altın başak veren ovası vardır. Çitlerine yaban gülü sarılır. Gölgeli yollardan çaya varılır. İçmezsen suyundan kurt kuş darılır. Her ağaçta bir kuş yuvası vardır. Yaz gelince şenenir pınar başları. Deresinde parlar çakıl taşları. Cıl cıl öter tarla kuşları. Köyümün ne derdi ne yası vardır. Sen turnayı gözünden vurmuşsun Zeynep Hanım. Vallahi turnayı gözünden İşte vurmuşsun. İşte bu şiirde vardım yavrum ben bunu. Sana ne televizyon lazım, ne radyo lazım, ne CD çalışıp bir şey istemiyorum lazım. Yavrum, sıkıldıkça adamın düğmesine basarsın. Bastım her şeyi söylüyorum ben. Vallahi çok şanslısın. Kaç çocuk var? 4. Allah bağışlasın. Amin. Sadece 4? 4 yavrum, başka yok. Gelin var mı? Var, 2 gelinim var. Biri İstanbul'da, biri evde. Nasıl evde? Köyde oturuyor yanımda. Yanında? He yanımda. Oğlan zebze satıyor. Mutlu mu gelin yanında? İyi, zararı yok. O düşürüyor, biz yok. Niye bak yavrum? En yok şimdiki hali. Oğlan çalışıyor. Tütün dikmiyor, yok, pancarı etmiyor, şeker getiren yok eve. Niye bak? Allah muhabbetinizi arttırsın. Alalım mı sandığı artık aşağı? Alın yavrum hadi. Alalım. Sizin olsun yavrum. Dayı bir kalk da sandığı alalım. Sandığın şeyin istiyor. Bağışı şimdi. Hadi. Zorlayıp beni kalkar ya. Ne oldu? Ağır sandık ağır. Ağır biliyorum sandık ağır. Sen de oturduğun zaman daha bir ağırlaşıyor. Ağırlaşıyor öyle. Kalkmayacaksın mı? Kalkarız yarın sonra kalkarız. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Neyse versinler canım bağışını. Yok mudur buranın bir muhtarı? Sandığın başında bekliyor. Muhtar mısın dayı? Evet. Gel hele gel. Vay muhtarım benim ya. İki gözüm benim. Efendim Anadolu'daki ellerimiz, ayaklarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, kıymetli muhtarlarımız. Ne zaman başımız dara düşse muhtar diye ünüleriz. Onlar da illaki yanımızda olur kalabalığı görünce. Geliyorlar mahallede ne oluyor diye. Kalkmıyor sandıktan. Kaldırırız. Kaldıralım. Kolay vardır. Var. Kolay vardır söylesin. Söyle bakalım. Ne söyleyeyim canım? Sen ne bileyim sandığın üstünde oturan sensin ya. Neyse kıymetini versinler canım. Sandığın kıymetini istiyor. Sandığın kıymeti çok ağırdır da kendi onun bir şeyi vardır yani. Yolu yordamı vardır. Vardır vardır. Zeynep Hanım ne verelim? Elinden herkes cebinden ne korsa olur. Herkesin kesisi yok. Para istiyor yani. Evet. Muhtar Bey elimize atalım efendim cebimize. Bağış işi vardır bağış işi. Bağış işini vereceğim işte vardır. İyidir iyidir. Hadi. İyidir. İyidir iyidir. Sen şimdi bir geç oraya otur. Sandık para ya. Ya sandıkta bak kaç kişi oturuyor. Ben fazlasını vereyim. Arkadaş kaç kişi oturuyor diyor. Otur hele sen şuraya bir geç. Geç hele bir. Ya bir geç hele. Dayıcım bir geçsene. Otur orada. Gördüğün gibi sandığın üstünde evet ufak ufak finale doğru geliyoruz. Yarı finalde iki testiden biri kırıldı. Kaldı tek testi. Bu testinin de aşağı inmesi için az önce... Vallahi sağ olasın bize yol açtın yani. Sandığın üzerinde bir adam daha oturuyor. Bilmem dikkatini çekiyor mu? Kırmızı tişörtlü, kot pantolonlu. Evet. Onu da bir görelim de... Görelim. 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 O nasıl ağır mı? Hafif mi onun? Yo, aynı tarife. Tarife mi? Aynı tarife. Aynı tarife. Bir şey değişmez yani. Tamam. Aynı fark etmeyin. Aynısını yer, aynısını. Buyurun. Hadi güle güle hadi. Sahte değil yani. Yok estağfurullah canım. Aşk olsun koskoca muhtar. Hadi. Tamam mıdır? Tamamdır. Hadi bakalım. Sandıktan bakalım bundan sonra neler olacak. Düğün evi burası mı efendim? Evet. Kız evi mi? Kız evi. Yemek, düğün hazırlığı mı? Olma sandığı. Olma. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Hoş geldin çavuşum. Buyur. Hoş geldin. Sen nereden biliyorsun askere çavuş olduğunu? Biliyorum, izliyorum seni. Nasıl? Ben çavuş olduğumu söylemedim ki hiç. Ben biliyorum. Çavuşum mu diyorsunuz siz herkese? He, ben çavuşunla konuşurum. Nasıl çavuşunla konuşurum? Bana onbaşı derler, ben çavuş derim. Onbaşı mı diyorlar size? He, bana onbaşı derler, ben sana çavuş diyorum bak. Sebep? Ne bileyim ki. Asker mi olmak istiyordunuz siz? Tamam.
Yani alsalardı kızları gider miydiniz askere? Elbet, gitmek olur mu? Vallahi mı? Elbet. Bu nedir efendim? Dolma. Yaprak dolması. Yaprak, sarma. Ya, malzemeleri bir enteresan. Bunun içinde neredeyse yok yok. Var var. Neler var içinde? Nohut, soğan, madeniz, her şey var. Açlık. O pirinç mi bir de? Açlık, buğday. Buğday mı? Buğday. Pirinçten olmaz mı? Olur, ondan da yol yapıyorlar. Bu meşhur tokat yaprağı bu mudur efendim? Evet. Asma yaprağı. Evet. Neden bu kadar meşhur böyle? Çünkü meşhur, asma yaprağı meşhur. Deyince akla tokat geliyor. Evet. Mesela Isparta deyince gül geliyor. Evet. Tokat deyince çok akla... Çok makbul, çok. Neden efendim? Bilmiyorum, buranın yaprağını çok güzel tutuyorlar. Yetişmez mi başka yerde? Yetişmiyor. Gösterelim o zaman biz bunu. Salamura mı yapıyorlar bunu? Salamur yapıyor. Tuzundan koyuyor. Kışında evet. Yiyor. Tokat'ın evet. Yaprağı meşhur. İncecik. Evet, çok ince. Neredeyse hiçbir yerde bulamayacağınız meşhur. Yok, Esra'dan yok. Hep buradan gider. İstanbul'a bile. Düğün için mi yapıyorsunuz efendim? Düğün için, düğün için. Düğün için yiyeceğim abi. Peki yiyeceğiz. Yiyeceğim. Böyle çiğ çiğ yemiyor mu? Elbet yemek olur mu? Yiyip bile. Batını yaparık yerik. Batın? Hı hı. Batın ne? Bat derik buna. Daha bunun şey olmamış, daha malzemesi olmamış. Nasıl olmamış? Tirit yapı yok buna. Güzel yineli, salçalı. Bunun içine salça olunca bat mı oluyor? Bat oluyor ha. Etik sulunca tiritli yaparlar. Şundan bir yudum bakabilir misin acaba nasıl olmuş diye? Sen baksana. Ben bak. Siz bir bakın. Hadi bu hanımlar burada yaprak sarıyorlar. Siz affedersiniz, ne yapıyorsunuz? Ben de damadı cezalayacağım. Ne yaptı ki çocuk? Kaynatanın evine geldi aşbavazla. Geldiği için ceza ayakkabıları saklandı. Bağışını verecek, alacak ayakkabısını. Yoksa yalın ayak kaldı işte ayakkabıları. Bu mu damadın evet. Ayakkabıları? Evet ama güzelmiş ha. Vallahi fena değilmiş. Pahalı giydiğine göre ödülü de fazla olması lazım. Öyle olması lazım. Hı-hı. Bu ayakkabının ödülünün biraz külliyatlı olması lazım. Evet. Siz... Alıp da kaçma bir de başımdan. Yo. Elini aldın ama. Elimizi aldık. Demek ki hı-hı. Ne yapacağız? Kırışacağız. Yarı yarıya. Yarı yarıya. İsminizi bağışlarsanız. Bedriye Demir. Bedriye Hanım, gelin hanımın nesi oluyorsunuz siz? Amcasının kızıyım. Kız tarafısınız yani. Hı-hı. Adet midir bu damadın adet. Ayakkabıları saklanır evet. Mı? Çocuk yeni almış, muhtemelen ilk defa bugün giyiyor çünkü hala kokmuyor. Fabrikadan çıkmış gibi kokuyor. Damadın ayaklarının kokmadığını da öğrenmiş oldu. İyi yere gidiyor kız be. İyi yere mi gidiyor? Kızımız da güzel, tabii ki iyi yere gidecek. Şey demedik canım. İhtiyar ama... ailesi hep güzeldir. Öyle midir efendim? Tabii. Bu ne böyle şişim dövdüm. Ama ben de o aileden geliyorum ya ondan. Öyle midir? Evet. Güzelliğiyle mi meşhurdur efendim? Çağıralım damadı da alalım başımızı o zaman. İsmini gelsin. Biliyor musunuz damadın? Sebahattin. Selahattin pardon abisine gitti aklım. Sebahattin'imiz de var. Öyle mi? Hı hı. Selahattin Bey. Ah fukaram benim. Nerede benim ayakkabılarım? Canım bir çöm hele. Gel hele bir. Buluruz ayakkabı işi kolay. Şöyle bir çömersen. Sebahattin. Selahattin. Hep abine gidiyor benim be. Aklım be. Canım çok güzel olmuş çoraplar da böyle üşütürsün Allah muhafaza. Hava güzel ya. Hava güzel. Senin de saçlar maşallah. Sağ ol. Kim yaptı? Kendim yaptım. Nasıl kendin? Kesimini kardeşim yaptı. Sen ne iş yapıyorsun? Kuaförüm ben. Kuaför mü? Hı hı. Güzel, bir el atsan bize de böyle bak böyle dolanır. Şu model iyi bak. Şu modelden yaparsan. Size olmayabilir. Ne demek size olmayabilir? Elimi saç tersiyle tarafı... damat mamat dinler direği gitti. Ne demek biz olmaz ya? Ben eyvame yapmayı düşünüyordum. Öyle mi? Canım materyal olsa... Senin canın sağ olsun da. Şimdi iki gözüm benim. Adettenmiş. Damadın ayakkabıları saklanır. Evet. Karşılığında da bir şey alınırmış. Evet. Benim anladığım kadarıyla saçın yok demeye getiriyor ki doğru söylüyor. Kime diyor onu? Sana söylüyor. Olmaz diyor işte de. Olmaz diyor yani. Senin saçın böyle olmaz diyor. Duyulmaz diyor yani. Canım o modeli yapamıyor musun sen bana? Size olmaz. Saç yok ki. Çok az bir şey var. Düğün arefesinde olduğu için bak canını bağışladım. Düğünüm var diye bağışladım canını. Sağ ol. Normalde bunu söyleyen bir kuaför vardı. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Amin. Karaca Ahmet 8. paftada yatıyor. En son o söyledi. Seni yani sevdiklerine bağışlıyorum yani. Allah razı olsun. Senden de.
Şimdi ayakkabın bizde. Canım evet, ciğerim benim. Biliyorum. Ayakkabıyı satacağız sana. Satalım, alalım. Satalım, alalım. Bu saç muhabbetinden dolayı ayakkabının fiyatını arttırdık. Bir zam geldi. Tamam. Tamam. At elini o güzel cebine. Ayakkabının normal fiyatını ben size vereyim. Ayakkabının normal fiyatını alırız. Alırız. Tamam. Bir çıksın bakalım. Kaç aldın ayakkabı? 15 milyon aldım. Ne yaptın? 15 milyon. 15 milyona bu ayakkabının kösele ayakkabı. Şey altını alamazsın sen. Altını evet. Altını. Peşin aldım ama. Derisi kuru. Hayır mümkün değil. Mümkün değil. Çık oradan sen bir 50, 25, 25. Hön ya, hön ya, hön ya, hönk ya. Kel, kes. Bana. Evet. 50, 50'yi bir çıkalım canım benim. Alırsın sen kellerden. Aa, parayı evde unutmuşum. Allah Allah. Bak şimdi penceremin telleri, affedersin, öptüm bütün. Neyse su konuşmayalım şimdi. O da olur. Cep telefonuyla takas edebiliriz. Nedir o canım? Telefon. Olmaz benimki gözüm. Keş para istiyoruz. O da olmaz. O da olmaz. Parayı bul gel. Hadi. Bu kadar telefon çıktığına göre parası daha çok bulur. Olması lazım. 50'ye bağladık biz de. 1 milyonum olacak tabii, ya. Tabii. Ya yürü kalk git, 1 milyonumdan bilmem neden bahsediyor bana. Şunu alalım. Canım şunu alalım biz. Aslında biz bu ayakkabıyı sana 20'ye satacaktık. Evet. Yani o saç kıl tüy muhabbetinden üstünü dolayı. Üstünü alayım o zaman. Alamazsın canım üstünü. Alalım ayakkabılarını. Ah. Hadi güle güle. Hadi hayrını. Hadi güle güle. Dükkanı aç. Hadi. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayatımızda yaptığımız en karlı alışveriş. 15 milyona. Tekrar bir anlaşma yapalım ya. Canım benim. Saçlarınız çok güzel gerçekten de. O espri olsun diye söylemiştim. Değil mi? Ha, istediğiniz şekilde yaparız. Sırma saçlı abim benim. Canım benim bir daha söyle. Sırma saçlı abicim benim. Canım yakışıklı damadım benim. Sen ne sevimli bir çocuksun ya. Siz öyle. Ben aslında seni var. Görü görmez kankaynısın. Bizim de siz öyle ama. Yapar mısın? Yaparız. İstediğiniz şekilde. Ben bir de utanmadan senin paranı aldım değil mi ayakkabı için? Olsun. Al be. Alıyorum. Al tabii. Vermem. Ya. Yok verme abi. Ver. Sağlık olsun. Gel öpeyim benim canım. Ben de seni öpeyim. Neredesin? Dükkanın nerede senin? Ben dükkanım Erbaa Eczanesi'nin yanında. Erbaa Eczanesi'nin yanındayım. Tamam. İyi bir model istiyorsanız gidin ki biz az... Ne oldu? Niye benim paramı veriyorsun? Ayakkabıyı saklayan önce benim. Aman olmaz bu. Çocuk bize sırma saçını kazanıyor baba. Sen şimdi sırma saçı kazandın. Benim sırma saçı ne diyeyim? Bayan o işi de var mı sende? Bayan işi yok. Da tavsiye edeceğimiz kuaförler var. Yok, ablacığım, ben yaptırdım sana... oğlum. Senin düğünün için özel yaptırdım bunu. Bedriye Hanım ben sana 25 takdim edeyim ya. Ver o zaman. Önce paramı alırım. Ya 25 bir borç ver be. Önce paramı alırım. Ya da 20 bir borç ver. Ben sana takdim edeceğim. Ne zaman geri alacağız? Canım dükkana gelir gelmez vereceğim ben söz sana. Söz mü? Söz verirsek tutmak zorunda kalırız benim canım canım. Sen çıkar o 20'yi. 20 aldım. Yengenden kıymetli bir be. Bedriye Hanım. 20 mi? Hadi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah görüş. Başa kader versin. Amin. Allah'ın düğününü görmeyin. Aman maşallah. İnşallah. İnşallah. Önce günaydın. Günaydın. Dün sabah, pazar sabahının 9:30. Bizi aldığın apar topa hamama soktunuz ki çok... Amma yürü. Bu girdiğinde hamama esmer bir oğlandı bu. Evet. Kara, kapkara bir oğlandı. Amma yürümüşsün sen ya. Canım bu nedir canım? Bu Erbaa görevimizin bir geleneğiydi. Damadımız sağ dışlarına, yiğit başlarına daha doğrusu takılan bir var şey. Mıdır bir yiğit başlığı? Ne yapar yiğit başı? Yiğit başı damadın kaçırılmasını önler. Ondan sonra damadın bütün ihtiyaçlarını karşılar. Tut ki damat kaçırıldı mesela, olacak şey damat değil. Damat kaçırıldıysa cezamız neyse onu çekeceğiz. Nedir onun cezası, ne oluyor mesela? İşte kaçıran arkadaşımız ne isterse, gönlünden ne geçerse onu vermek zorunda. Buyurun, buyurun. Biliyorum anons bekliyorsunuz da zor da bir durum. Vahide hanımefendi babasının ocağından biraz sonra çıkacak.
Selahattin denen o kendini bilmez. O 3 sene peşinden koşan Vahide'nin damat olan o sempatik yakışıklı arkadaşın evine gidecek. Biz böyle biraz zorlanıyoruz çünkü ne kadar şebeklik yapsak da. Ağlamıyor kulak. Ağlamıyor, ağlamıyor kulak. Ağlama, ağlama sen de. Ağlama canım. Vahide. Efendim. Bir de derler ki en mutlu günümüz düğün günü. Öyle mi hakikaten? Hem mutlu hem üzü. Ya ikisi bir arada oluyor. Zor yani. Akşam sarılıp ağlaşmışsınız annenle. Öyle oldu biraz. Ben aslında kafadan salladım, doğruymuş. Attık tuttu yani. Çok mu ağlaştınız? Yok. Sarıldınız mı öyle? Sarıldık yani. Şimdi kuşağın bağlanacak. Evet. Baban bağlayacak. Hı hı. Allah'a çok şükür ki hem anan hem baban sağ, evet, ve yanında. Hacı amca seninle hiç konuşamadık ya. He. Sonuncu bu. Evet. O da ayrılıyor. Yuvadan uçuyor kuş. Biraz sonra. Evet. Siz anneyle kalıyorsunuz. Evet. Ama her kız babası çocuğu doğduğunda, kızı doğduğunda bugünün geleceğini bilir herhalde. Tabii. Hazırlar mı kendini? Evet. İstemeye geldiklerinde bir buruldu mu içiniz? Ay, anasını elden aldım şimdi. Şimdi, öyle. Şimdi nasıl? Şimdi hoşuma gidiyor. Gurur mu duyuyorsunuz? Tabii. Değil mi böyle kızı telli duvaklı? Elbette. Allah her kız babasına böyle telli duvaklı, şanlı, amin, şöhretli düğün nasip etsin inşallah. Amin. Ağız tadı versin. Amin. Kızınızla konuşabildiniz mi dün akşam? Konuştunuz mu biraz? Hep konuşuyor. Baba yani biz arkadaş gibiyiz. Arkadaşın mıdır? Arkadaşım, babam. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Ne söylemem istiyorum ki? Ne diyeyim? Allah mesul etsin diye. Sarıl öp be. Oo, kolay ya canım. Buyur. Ben zaten sokaktan geçen de öperim. Allah. Allah. Allah hoşlasın. Kurban oldum Allah. Her şey. Kurban. Şu arabaya. Nasıl çıkışıyor ya Selahattin ya? Adam holding, patron holding binasına gelmiş gibi. Git, git. İnişe bak adamın ya. Bu ne ya? Koş kayınpederinin elini öp. Zıpla. Uç, uç kayınpederinin elini öp. Önünü mü kapatıyor? Aferin. Zıpla. Kızını alıyorsun adamı, iniyor holding patronu gibi orada. Babacım diye boynuna sarıl. Duyacağım, duyacağım. Babacım diye. Babacım. Yüksek, yüksek. Babacım. Tamam. Aslan babacım benim. Aslan babacım benim. Bir tane babacım benim. Sen de bir aslan oğlum sen. Bir daha sarıl. Ha şöyle. Alttan alacaksın oğlum bak. İlk günlerde alttan alacaksın. Sonra. Sonra mı işte? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz. Bu ne Vahide? Damat yastığı. Damat yastığı. Hı-hı. Ne yapılıyor bu? Damat yastığı damada satılıyor. Ne? Satılıyor. Hadi be. Bizim kızlardan birisi satıyor. Öyle kimlerden biri? Bizim aileden birisi satıyor. Kız tarafından biri evet, yani. Evet, tanıdın mı abini? Bir bak, iyi bak. Tanıdım.
Tanıdım Şoray abini. Öyle mi? Aileden miyim? Yani. Kaça gider yastık? Size bağlı. Damada mı satacağız bunu? Damada satacağız. Satmayacağız, kakalayacağız alelim. Sevgili damatçım, Can bu damat yastığına kaç para veriyorsun Can benim? Gelinden bir 20 milyon vereyim. He? 20 milyondan başlayalım. Kazık kadar adam gibi görünüyorsun. Evlenmeye kalkmışsın, çocuksun sen, çocuk. Evet. Şaşırma, 20 milyon şu güle etmiyor, ortadaki güle etmiyor. Hepsini 15 yaptırdın abi. Ha canım? Hepsini 15'e yaptırdın zaten. Oğlum sen ayakkabına da 15 dedin, 90 almışsın, biz araştırdık bulduk onu. Fiyat kırıyorsun sen. Bak böyle yapma, müşteriler gelir ondan sonra. 7 milyon dersin, 5 milyon atarlar giderler. Alsın. Senin elin açık olsun ki evet. Rabbim de sana bol bol versin. Koçum benim yastığı kakalım ama satmak için söylemiyorum ben bunu sana. Arttıralım canım, 20 milyon olmaz mı iş? Siz bir fiyat koyun o zaman. Ben ne fiyat koyacağım canım? Elinizi bizden ağza koyun. Buyur. Hay ağzınız. 600. Hay koçlarım benim be. Bey yok mu? 600 en son. Gel. Evet, Dünya Kupası'na niye gittiğini biz de bilmiyoruz. Gitti, Gana takımını destekledi ve ne haber? Sesim çıkmıyor. Ne olacaksın? Sesim çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye? Appiah appiah diye bağırıyordun oralarda. Çok bağırmışım. Bağırırsın. Kaç para alalım buna? Bir. Bir milyar eski parayla. Damadın nesi oluyorsun sen? Kardeşi. Yazıklar. Yürü git. Hain. Defol buradan. Adama bak, abisinin ekmeğine kan doğuruyor. Konuş, sesi çıkmıyor zaten adam. Hadi. Vermiş Allah işte. Kurban oldum Rabbim. Sen abinin kesesini düşünmezsen ses de kalmaz, bir şey de kalmaz sende. Hain ya. Evet, ben ona sorarım sonra. Ama güzel söyledi. Bir. Bir. Birden başladık. Ne bir? Bir milyar eski parayla. Bir milyar. Yeni parayla 1000 TL canım. Kayınpeder arkada biraz havalı ol. Elleri bir at bakayım cebe. Böyle şarlo modlarına gerek yok canım. Titremesin elin. Bir milyar dediniz? Bir milyar dedim. Yastık sizin olsun. Yastık benim olsun. Evet. Olur. 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 Sağ dışlarım çağırın. Sokağa çıkamazsın biliyor musun? Sağ dışlarım çağırın. Damat yastığını kaptırdı, sokağa çıkamazsın. Değil mi? Oğlum kayınpeder arkadan bakıp duruyor diyorum sana. Biliyor. At elini. At elini cebine. Hadi. Hadi canım. Kaset yakıyoruz. Sizin taktığınız paraları vereyim ben size. Benim taktık paraları mı? Bu esnaf milleti böyle ya. Vallahi esnaf. Ne yaparsın? Olur, ne yapalım? Paranın kaynağını soracak halimiz yok. Burada dursun. 5 TL. Görüyorum. Tutun. Tutalım. Dur diyene kadar vereceğim, tamam mı? Dur desene abi. Beni paranla satın alamazsın. Al. O yastık parayla satılmaz. Çocuklar onu toplayıp damada veriyorsunuz gene. Canım öbür cebe atalım elimizi. Sanki bilmiyoruz biz. Damatlarda iki tane cep bulunur. Bir ufak bahşiş cebi. Genelde sol taraf olur. Diğeri yüksek para cebi. At canım elini yüksek paraların olduğu yere. Bunları tekrar buraya mı kasın? Çıkar bakalım yoruna sen. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Tamam, seni mi kıracağım? Teşekkür ederim ya. Yalnız. Ben 200 gözden çıkarmıştım. Gen kaçın? Daha vermem 200'e. Aslında ben 20'ye de fittik biliyor musun? Hadi ya. Sağlık olsun. Seni de canı sağ olsun. Genelde aldığımız paraların hepsini, ama hepsini iade ediyoruz. Hiçbir tanesini cebe atmıyoruz. Bu istisna. Şunun şimdi sebebiyle bu parayı Eyüp'cüğüm. Helal hoş olsun kardeşim benim. Helal olsun. Helal hoş olsun. Efendim. Vaydan mı efendicim? Allah Mesut Bahtiyar etsin inşallah. Bu bizim programımızın çok da ufak değil. Ufak bir. Canım elim titreyerek sana. Bak havaya bak, havaya. Ben bunu almasını bilirim bir daha Erbaa'ya geldiğinde senden ama. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin, ya rabbel alemin.
Şu mutlu başlangıç yapan kardeşlerimizin vücutlarına sıhhat, ömürlerine bereketler ihsan eyle ya Rabbim. Bu beraberliklerini ömürlerinin sonuna kadar mutlu, huzurlu şekilde beraberce geçirmelerini kendilerine nasip eyle ya Rabbim. Bunlardan olacak evladı uyalın annelerine, babalarına, bilhassa vatanına bağlı evlatlar olarak yetişmesini nasip eyle ya Rabbim. Babalarına, annelerine böyle mutlu, huzurlu şekilde nice nice böyle mürüvvetler kendilerine nasip eyle ya Rabbim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Damat efendi. Mesela paranı almasını bilir. Bugüne kadar çok yol kesildi ama böyle yol kesme görülmedi. Buldum saman balyalarını. Dikkat et canım, dikkat et. Saman balyası. Son şey kaldı. Ha. Buradan gitsin de göreyim. Her tarafımı da saman yaptık ya. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Gelsin bak. Çıktı mı gelin arabası? Var mı gelen? Hani gelin arabası buradan geçecek değil mi? Evet. Oh çok şükür. Bir de yanlış yere bunu koysaydım uğraşıyorum 45 dakikada. Gelsinler bak. Yavrum şiranaylar, miksarın fidanları. Şiranay yavrum şiranaylar, o başına şiranay şiranaylar. Zaten deli dumrul bir, biz iki. Şimdi bakın mesela gelin arabaları çağdaş oldu da. Merhaba canım. Motoru kapat da gürültü olmasın fazla. Nasıl olsa kalacaksın burada. Motorun çalışmasının bir esprisi yok. Sağ olasın. Fan da dursun, acelemiz yok. Oh üfürüyor serin serin. Püfür püfür. Şimdi mesela eskiden at arabalarıyla gelinler götürülürdü ya. At arabası olsaydı farz-ı misal at bunları yer yolu aşabilirdi. Teknoloji her şeyi çözmüyor. Benzinli ya da mazotlu otomobiller burada kala kalıyorlar. Samanın karşısına yapacak bir şey yok. Efendim kimse acaba muhatabımız, malum yol kestik. Gelsin de yolu bir açalım ona zahmet. Kimse artık bilmiyoruz biz onu. İki yönlü uyar bana. Bahşişi alırız, paramızı cebimize koyar gideriz ya da burada güneşleniriz samanlı. Aleyküm selam dayım. Hoş geldin, hoş geldin. Yattık öyle dayım be. Yok. Hayır keyfin nasıl dayım benim? Allah'a şükür iyi. Ya biz bir yolu kestik de ayıptır söylemesi. Yolu açacağız. Muhatap arıyoruz. Muhatabımız işte burada. Kimdir efendim? Ben başkanım da var. Siz? Salim. Salim amca sen neci oluyorsun yani? Düğünün nesi oluyorsun sen? Damadın babasıyım ben. Vay 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 vay. Salim dayı be. Tanıyamadım birden çıkaramadım. Sen bizim koca Mustafa'ların Salih değil mi ya? He? Değil. Değil abi. Karıştırdım ben seni be Salih amca be. Şimdi yolu kapattık. Bayağı da bir masraf ettik. Gördüğün gibi üstümüzü başımı öyle terlemeden, emek harcamadan para kazanılmıyor. Yolu açmamız için bize bir şeyler lazım ama ufak çaplı değil. Eller cebe lütfen. Sadıçlar siz de. Bakmayın öyle bömbe. Aracın şoföründen isteyin. Atalım ellerimizi. Bir imece usulü. Malum saman işidir. Ya ben sana şey getirdim. Zarfımız. Evet. Bizim geleneğimiz. Tabii zarf, tabii. Bir sürü para. Yol açıldıktan sonra açılıyor zaten. Yol açıldıktan sonra açılır ve içinden ayıptır söylemesi topu topu 1 milyon çıkar. Bunu alalım lütfen. Şimdi dayıcım. Dur. Yalan söylemişiz. Yalancı durumuna da düşmeyelim. 2 lira varmış. Şimdi dayıcım var. Şu samanın bak affedersin şurada tel var ya. Şu samanın şuradaki telinin yarım metresini alamam ben 2 milyona. Balyaları görüyorsun sen burada. Senin oğlan dedi ki işten fethetti kaleyi 1 milyardan açtık kapıyı dayıcım. Ben bir şey demiyorum 1 milyardan. Efendim? 1 milyarım yok benim. Evet 1 milyarı duyunca dayının da sesi aynı oğlunun sesi gibi. Tabii ses kaçar. Meblağ duyunca ses kaçıyor efendim. Evet. Abi cebimde birer bir şeyler var. Bakalım. Bir çıkar bakalım hele dayı bir çıkar. Sadıçlar eller cebe. Eller cebe canım. 5 milyon lira verelim. Ya yürü git 5 milyon diye adam ya. Hadi işimiz var gücümüz var. Biz daha buradan Tokat'a gideceğiz. Bir bakalım burada ne var. Kardeşim yolu kapatmışsınız ya. Buyurun.
Yolu kapatmışsınız. Doğru, kapattık. Niye kapattınız saman balyalarıyla? Şimdi yol genelde bir şekilde kapanıyor. Beyefendi, yolu kapatıyorlar. Ben de düşündüm ki ne? Yolu dedim böyle saman... Güzel fikir ama, değil mi? Çok ilginç bir fikir ama her tarafı kirletmişsin. Kirlilik mi? Evet. Yok canım, şunun nesi kir? Pek bir kir mir yok yani. Sana bir ceza keseceğiz. Buyurun. Ceza keseceğiz. Abi, özür diliyorum ama hangi sıfatla ceza kesiyorsun? Ben belediye başkanıyım. Şirenay nan, niksarın fidanları. Şirenay yavrum, şirenay nan. Popo şine şinana şirenay. Canım, her belediye başkanıyım diyene de inanacak halimiz yok. Evet, ben belediye başkanı olduğunuzu nereden bileceğim? Şimdi zabıtaları çağırayım, sana bir ceza keseyim de o zaman gör bakalım. O zaman inanırım işte. Zabıta mı? Harbi geliyor zabıtalar. Kirlettiğinizden dolayı size Hüseyin Bey arkadaşa ceza yazdı. Ne yapacak canım? Ceza yazacak arkadaş size. Niye, niye ceza yazılıyor bana? Çevreye rahatsızlık verdiğinizden dolayı. Soralım ahaliye. Ey ahali, burada çevreye verilen bir rahatsızlık görüyor musunuz? Dur, herhalde gaza geldiniz siz. Can başkanı başkan görünce bir daha. Ey ahali, çevreye verilen bir rahatsızlık görüyor musunuz? Hayır. Puh, yazıklar olsun be. Puh. Hepinizi ne kadar sevmiştim halbuki. Buyurun. Neyse. O zaman affedelim. Bu gelin ve damadımız hatırına sizi affedelim. Yar 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 yandım. Aşkından kibrit oldum. Yar 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 yandım. Üflesem sönüyorum. Şinanay yavrum, şinanay nay. Üflesem sönüyorum. Şinanay yavrum, şinanay nay. Hopa şine şinanay, şinanay nay. Şinanay yavrum. Ve nihayet uzun uğraşlar sonucunda Vahide Hanım yeni evine, yeni hayatına doğru geldi. Oh, çok şükür Rabbime. Oh. Kayınpeder geliyor, indirecek. Hoş geldin gelin hanım. Buyurun. Bilmiyorum. Buyur. Bilmiyorum. Sebep? Kaynatam gelmesi lazım. Kim efendim? Kaynatam. Dur soralım. Gelin inmez, doğru mu? Doğru. Kimi bekler? Kayınpederi. Kayınpederi. Evet. Doğru söylüyor. Doğru, doğru, doğru. Ne? Ne, saman balyası aklına geldi değil mi? Saman balyası aklına geldi. Öyle olmuyor. İndirelim gelini, sizi bekliyormuş. Gelinim beni bekliyorsa başımın üstüne yere var. Buyurun, ver dayın. Vereyim mi? Ver, ver, ver. Hepsini. Hepsini ver. Çok bura ya. Ya gelininden kıymetli mi, ver hepsini ya. Hepsini, hepsini. Gel alırsın, gel ver. Bir de koç bağışla. Bir de koç var. Koç bağışla. Orada. Damadı bağışladık. Damadı var. Koç gibi damadı. Vay be, kurban mı ettik damadı? Yok yok. Gönlün oldu mu Vahide? Hadi bakalım, buyurun. Tokat Erbağ Sanayi'deyiz. Burada ninelerimizden kalan çeyiz sandıkları yapılıyor. Kolay gelsin, merhabalar. Rahatsız olmayın. Nasılsınız? Yenge nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İşiniz mi? İşim, evet. Çalıştırıyorlar mı sizi dükkanda? Evet, çalıştırıyorlar. Çalışmayın efendim. Başka türlü hayata nasıl asılacağız? Ev işlerini asılın efendim. Otursana dayı ya. Evde de ev işlerini yapamam. Ayrı yani efendim. Evde işleri yapamam. İki tane gelinim var sağ olsun. Onlar yapıyor. İki tane gelinin bir tanesini ev işlerini alıştırınız. Bir tanesini de sandık işlerini alıştırınız. Siz kenarda çayınızı... Oh diye yudumlayan bir kayınvalide olunuz. Yeter artık bir çekiç salladınız efendim. Yok. Buyurun. Tembellikte. Usta hanımın yanında vermek istiyor. Buyurun. Tamam. Ustanın hanımı yanında da olacak. Nasıl yani? Hayat müşterek yani. Hiç yanından ayırmam. Nasıl ya? Usta hanımı yanında olacak ya? Yanında olacak. Ahali diyor ki ya kardeşim evden zor çıkıyorum diyor bazen. Dükkana kendimi attım. Oh diyor, dırdır yok diyor. Yok. Hanım dırdırı yok diyor, bilmem ne diyor. Sen bizim hanım Kafkas kökenli Çerkez'dir. O yönden ben çok rahatım.
konuşmuyor yani. Konuşsa da az konuşur. Beyni rahat ettirir. Dırdırı yok yani. Yok öyle o şeyleri yok. Kaç yıllık ustasın? Ben 1987'de silahlı kuvvetlerden emekli oldum. 90'da bu işe başladım. 90'dan beri 16 yıldır yapıyorsun. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Var mıydı bir ustan? Bir ustanın yanında mı çalıştın? Yok. Hiçbir ustanın yanında çalışmadım. Kendi kendimin ustasıyım. Kaldı mı peki bu çeyiz sandıkları Hatice Hanım? Nasıl? Yani çeyiz sandığı var mı hala? Kullanıyor mu hanım? Tabii ki. Tabii ki. Az zamanı mekana ayak uydurdu. Şekiller değişti, modeller değişti. Eskiden pek böyle kumaş türü bir şey yoktu. İşte şimdi şu anda bunlar revaçta. Eskiden oymaydı değil mi böyle hani ahşap üzerinde işlemeler olurdu? Tabii. Sizin tabii. Var mıydı efendim çeyiz sandığınız? Tabii ki benim babam sandıkçıydı. Öyle mi? Tabii ki. Aslında kayınpeder mesleği yani. Ben göz aşinalıyım işte böyle hiçbir şey yapmadan. Peki nasıl yaptığınızı anlatır mısınız efendim? Şimdi şu halde bana getiriyorlar. Şu halde. Kim getiriyor efendim? Çocuklar. Genelde buraya gelemiyorum. Evde daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaman zaman da buraya geliyorum. Bu halde gelmiş şeyi önce şu kabaraları, önce derileri pardon şu şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.